Bu derste potansiyometriyi anlatacağım. Daha sonra da devresini oluşturup kodlama kısmına geçeceğiz. Şimdi potansiyometreler ayarlanabilir birer dirençtir. Bu hatta eski radyoların üzerinde sağa sola çevirdiğimiz, kanal aradığımız parçalar potansiyometrelerdir. Biz bu potansiyometreleri sağa ya da sola döndürerek ya direnci arttırıyoruz ya da direnci azaltıyoruz ve buna göre de bir değer alıyoruz. Şimdi buraya kadar işlediğimiz derslerde hep dijital pinlerle çalışmıştık. Şimdi potansiyometre ile birlikte ilk defa analog pinlere geçeceğiz. Analog pinler üzerinden değer okuma işlemi yapacağız. Potansiyometreden değer okuyacağız. Potansiyometremizin 3 tane bacağı var. Bağlantısı basit. Bir taraftan 5 volt. Orta bacaktan A0'a bağlıyoruz değer okumak için. Diğer taraftan da devreyi tamamlamak için ne yapıyorduk? GND'ye bağlıyorduk. Bu şekilde bir bağlantısı var. Birçok alanda kullanabilirsiniz bunu. Hareket ettirebileceğiniz her şeyde de kullanabilirsiniz yine. Örnek veriyorum, bir motoru hareket ettirmek istiyorsunuz. Potansiyometreyi kullanabilirsiniz. Bir şeye güç verip azaltmak istiyorsanız yine potansiyometreyi kullanabilirsiniz. Birçok alanda potansiyometreden yararlanabilirsiniz. Bir sesi açıp kısmak için kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanımı var bunun. Dediğim gibi ayarlanabilir. Bir dirençtir. Aslında yaptığı şey akıma zorluk göstermek ya da ters yöne çevirip daha az zorluk göstermesini sağlamaktır. Şimdi hazırsak devre kısmına geçelim. FreeSync uygulamasına geldim. Evet, bir tane potansiyometre aldım şöyle. Şuraya koydum. Bunu böyle çektik. Şimdi bir tane de Arduino koyalım. Evet, Arduino'mu da yerleştirdim. Bağlantısı çok basitti. Analog pin girişlerim burada. A0'dan A5'e kadar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bir taraftan 5 voltluk bir güç veriyorum ilk önce. Arduino'mdan 5 voltu çektim. Ve potansiyometrenin soldaki bacağına bağladım. Bunu kırmızı renkte yapıyorum. Ortadaki bacaktan değer okuma işlemi yapacağız demiştik. Bunu da getirdim. A0'a bağladım. Bunun rengini de şöyle mavi olarak bırakalım. Sonuncuyu da devreyi tamamlamak için ne yapmam gerekiyordu? GND'ye bağlamam gerekiyordu. Bunu da yine rengini siyah yaptım. Şöyle çekelim bunu da. Evet, bağlantımız bu şekilde. Bir taraftan 5 voltluk gücü verdik. Bu 5 voltluk güç GND'ye geçti ve devre tamamlandı. Ben de potansiyometreyi çevirdikçe orta ayaktan aradan değeri okuyup bunu A0'a gönderdim. Devreyi oluşturduktan sonra şimdi kodlama kısmına geçelim.